Evet arkadaşlar, uzun zamandır nasıl coins kastım veya aldığımı soruyordunuz ve ben de size bir site buldum. Açıklamadaki linkten z2u.com'a girebilir, ucuz, hızlı ve güvenilir coins satın alabilirsiniz. İyi seyirler. Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2020'de ilk kez Koray'a görev challenge yapıyoruz. Yani Koray'a görev etkinliğini yapıyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. YouTube topluluktan sordum size ve sizler de bana görevler vermişsiniz ve sizlerle beraber hemen ben bu görevleri yapacağım. Ancak videoya başlamadan önce daha fazlası için like atmayı unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olun, bildirimleri açın. Hemen arkadaşlar ilk görevle başlayacağım. Bu videonun altına hashtag Koray'a görev ile yapacaklarınız, yazacaklarınızı bir sonraki bölümde uygulayacağım. O yüzden bunun altına onun yorumlarını yapabilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman hızlı bir şekilde ilk görevimize başlayalım. Koray'a göre pazardaki ilk oyuncuyu al demiş. Hemen pazara giriyoruz. Çok korkuyorum bu arada abi. Alamayacağım birisi ise almayacağım. Çok korktum ya. Gerçekten çok korktum, yapma. Allah kahretmesin. Oğlum bu nasıl görev? Elim ayağım titriyor. Abi sabahtan beri coins kasmak için uğraşıyorum ya. Abi böyle görev mi yazılır? Bir daha böyle görev yazmayın ya. Evet arkadaşlar, ben bütün görevleri yapıyorum. Sizler de yapın. Bak burayı kırıp farklı bir şeyler de yapabilirdim. Hiç kırpma yapmayacağım ama bu videoda, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar diğer görevimiz izleyicilere ve Koray'a görev. 4000 beğeni de yeni bölüm gelsin demiş. Arkadaşlar o zaman bu videoyu 4000 beğeni yaptığınız zaman benim yeni bölüm atma zorunluluğum olacak. Size 4000 beğeni yapmanız da sizin göreviniz. Bakalım yapabilecek misiniz? Hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen o zaman 3. göreve geçiyoruz. Bakın beğenmeyi unutmayın kesinlikle. 3. göreve geçtik. Koray'a görev gözün kapalı 0-300.000 oyuncu al ne gelirse demiş. Gözüm kapalı 0-300.000 coins arası bir oyuncu alacağım. Şöyle hiç minimum maksimum hiçbir şey yazmayacağım. Şu fiyatı da maksimum 300.000 yapıyorum. 0-300.000 coins oluyor zaten. Hemen aradım, gözümü de kapattım arkadaşlar. Şimdi haydi bakalım ne gelecek abi, zor bir şeyler gelmesin lütfen. Hadi be oğlum. Bastım bakalım. 22.000 coins geldi. Bak bu şanslı geldi sanırım. Bir dakika. Bu şanslı geldi galiba arkadaşlar. 570 coins bile varmış yanında. Ama 300.000 coins falan çok yok. İlk başlara bakalım. Arkadaşlar tamam, 50.000 coins falan varmış. Şansımıza denk gelebilirmiş. Neyse bundan çok zarar etmedik arkadaşlar. En azından ona sevinebiliriz yani. Bundan daha fazla da zarar edebilirdim. Çok korkuyorum abi, zarar edeceğim diye aşırı derecede korkuyorum. O yüzden yani çok zor görevler de var abi. Ben niye böyle bir gaza geldim ya? Gerçekten çok korkuyorum ya. Cidden çok, niye bu kadar korkutucu görevler var? Hadi bakalım 4. görevimizi açalım. İzleyicilere görev, izleyiciler abone olsun demiş. Arkadaşlar sizin son göreviniz bu videodaki bu arada. Hemen abone olup videoyu artık bundan devamı zaten çok eğlenceli olacak. O yüzden hiç kaçırmadan devamını izleyin. Ben de çok heyecanlıyım şu an bu video için. Çok efsane paketler falan açacağız. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman abone olun. Diğer videoları da kaçırmamış olursunuz. Bildirimleri de açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Hadi bakalım sıradaki görev. Koray'a görev 1250 cevherlik paketi al ve burç fişiyle paket aç demiş. 1250 cevherlik paketi alıyorum. Hemen 1250 cevherlik paketi alıp burç fişiyle paket açacağım. 1250 cevherlik paket burada. Hemen alıyorum arkadaşlar 1250 cevherlik paketi. Abi lütfen oyuncu çıksın bu arada burç fişi paketinden ya. Gerçekten oyuncu çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, burç fişimiz geldi. Ana ekranımıza geliyoruz. Yeni ay yılına giriyoruz. Heyecanlıyım. Güzel bir şeyler çıkarmak da çok istiyorum aslında. Hemen burça giriyorum. Ve burç fişi paketi açıyoruz. Burç teklifi. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Noyer çıkar mı ya? Noyer verir misin bana? Abi boost verme de, ne verirsen ver bu arada ya. Ya boost vermesin ama abi. Boost da nedir ya? Oyuncu versin. Boost verme abi. 250.000 jeton geldi. Az önce ettiğimiz 300.000 jeton. Yani 1250 cevhere verdiği şeye bak. Şimdi sırada garanti oyunculu paket veriyor değil mi? İlk kez. Aynen galiba garantili oyuncu paket. Aynen bu oyuncu garantili paket olacak arkadaşlar sıradaki. Eğer açabilirsek, ki diğer görevlerde böyle görevler vardı sanırım. Galiba açabileceğiz arkadaşlar. Hemen görev 6'ya bakıyoruz. Koray'a göre 13 liralık paketi al ve hepsini kullan demiş. Hemen arkadaşlar 13 liralık paketi alalım. Ve sonrasında bütün her şeyi bir kullanalım. Bakalım ne olacak. Hemen giriyorum 13 liralık pakete. Tıklıyorum. Evet arkadaşlar 13 liralık paketimizi aldık ve içinden çıkanlarla beraber birazcık hem ilerleme yapacağız hem de şu fener puanlarını sizlerle beraber kullanacağım. Özellikle fener puanları için aldım arkadaşlar şimdi ben bu paketi ve hemen şimdi sizlerle beraber bu fener puanlarını kullanalım. Bakalım fener puanlarından başımıza neler gelecek. Hemen bir girelim ve buraya. Abi lütfen güzel şeyler ver ya. Burç fişleri falan istiyorum. Sesim kısıldı bu arada, bir saniye. Evet arkadaşlar, sesimi düzeltmeye çalıştım düzeltebildiğim kadar. Şu an nasıl çıkıyor bilmiyorum ama birazcık sesim kısıldı. 300 şanslı jeton geldi. Bu benim çok işime yarayacak galiba. Bir dakika, ben bunları devam edeyim kullanmaya ama bu benim galiba çok işime yarayacak. Hadi abi. Hadi abi. 25 burç fişi verme be. Abi 25 burç fişi hiç olmadı şu an. Ya şu an bu hiç olmadı abi. Bana 75 burç fişi lazım. Bana öncelikle 2 tane bir fener şeyi ver. Oğlum çok kötü verdi. Ve bitti. 13 lira buraya gitti. Şu an cidden moralim bozuldu arkadaşlar, biliyor musunuz? Gerçekten moralim bozuldu. Hemen yeni ay yılına girelim. O şanslı jeton en azından işime yarayacak arkadaşlar galiba. Şuradan bir şey alabiliyorduk. Evet. Evet. 5 fener puanı daha alıyoruz. Hadi be oğlum, güzel bir şeyler ver ya. Vallahi billahi çok ihtiyacım var, hadi. Hadi güzel bir şeylere çok ihtiyacım var arkadaşlar. Hepsini harcayana kadar yani paketleri açacağız. Söyledim zaten. Videonun amacı da oydu. Hadi bakalım gelir mi? Güzel bir şeyler ver oğlum. Hadi ay fener paketi, güzel bir şey. Ver güzel bir şeyler. Bir tane fener puanı verdi. Ve McBurney oyuncu verdi. Tamam. Önemli değil abi. Ne kadar kötü, ne kadar iyi bir oyuncu bilmiyorum ama önemli değil. En azından zararımızdan geri dönmek istiyorum. Abi bu sefer de 2 tane ay şeyi versene. Oo, 300 şanslı jeton daha verdi. Ve bir tane de fener puanı verdi. Bakın bu gerçekten iyi oldu. Ya bir 300 şanslı jeton daha verirse ben bunu 600 almış oldum ve işime yarayacak. Yani kar etmiş olacağım. 25 burç fişi ve bir tane de fener puanı. Abi 300 şanslı jeton. 300 şanslı jeton verirsen şu an bomba olur. Hadi oğlum. 200.000 coins be. Ve bir fener puanı. Abi 300 şanslı jeton daha verseydi yani gerçekten çok işime yarardı. Ama yine de iyi oldu arkadaşlar. Bakalım şimdi şuradan ilerlersek nereye ilerliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Çok bir şey yapamıyoruz sanırım ama. Ya çünkü ben bir tane daha şunları açmak istiyordum arkadaşlar. Garantili paketi çok açmak istiyordum ama. Yani şuraya geldiğimiz zaman 50 ve 60'a bunları açabiliyoruz sadece. Ve daha fazlasını yapamıyoruz arkadaşlar şu an için. Hani o yüzden maalesef daha fazla ilerleyemiyoruz. Oyuncu çıkartabildik ama oyuncu çıkarmış olduk. Hemen 7. göreve bakalım. Pazardan ilk oyuncuyu al. Eğer 60 gen altı ise 85 üzeri oyuncuyu hızlı sat. Tam istediğim oldu. Şu an var ya o kadar mutluyum ki yani çok heyecanlıydım. O yüzden duraksadım böyle bir yaparken ama tam istediğim oldu ve çok mutlu oldum. Gerçekten aşırı mutluyum şu anda. 27.000 zarar etmiş olduk ama mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bakalım şimdi videonun devamında neler olacak arkadaşlar. Son görevdeyiz ve son görev beni asıl korkutan görev. Girdim göreve. Ve diyor ki Koray'a görev. Çark çevir ve çarktan gelen süper güç oyuncusunu kaleye koy. O kaleci karşı atakta 8'den fazla gol yerse çıkan oyuncuyu sil. Arkadaşlar ben çark oyuncuları yerleştirdim zaten. Adil olması için hepsinin normal kartını kullan diyor. Mesela arkadaşlar burada bizim kalecimiz Muslera ya. Muslera'nın bu kartını kullanamam. Normal kartını kullanabilirim eğer Galatasaraylı bir oyuncu çıkarsa. Çağlar Soyuncu çıkarsa kaleye Schmeichel'ı koyacağız. Çok saçma olacak. Caner Vida falan çıkarsa Karius koyacağız. Ozan Tufan, Gustavo falan çıkarsa da Altay'ı koyacağız. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Yani çarkı çeviriyorum. Çarkı çeviriyorum, hazır mısınız? Çarkı o zaman. Girdim çarka ve çevirdim, bakalım ne gelecek. Caner Erkin geldi. Yani arkadaşlar eğer Karius gol yerse biz Caner'i hızlı satacağız. Yani Karius kaçtan fazla gol yerseydi bu arada görevi hatırlamıyorum. Bir saniye şöyle bakıyorum. Karius 8'den fazla gol yerse ki yemez herhalde ya, 8'den fazla da gol yer mi? Yani birazcık kimya falan düşeceği için arkadaşlar zor bir maç olacak. Ben de bayağı bir geliştim ama bakalım yani yiyebilir. Göreceğiz. Karius kaç bin coins? 167.000 coins miymiş? Arkadaşlar valla uğraşmak istemiyorum ama bir saniye hemen şöyle fiyatını 166.000 coins yazalım. Hemen alalım, Karius'u kaleye koyacağım. Sonrasında Caner Erkin'in kaderini belirleyecek abi Karius. O yüzden de biraz heyecanlıyım. Yani Karius kendi kalecisi Caner Erkin'in kaderini belirliyor. Güzel bir görevmiş aslında arkadaşlar. Görevi de beğendim bu arada. 116.730 coins'e Karius'u aldım. Ve hemen arkadaşlar kaleme koyayım. Hiç yükseltme yapmayacağım. Zaten adil olması açısından yapma demiş. Ben de yapmayacağım arkadaşlar. Direkt koyuyorum. Ve bakalım Caner Erkin çıktı. Bakalım Karius kaç tane gol yiyecek arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Direkt koydum ve Division Rivals'a girdim. 8'den fazla gol yiyeceğini sanmıyorum ama 100 rating falan bir takım gelirse rakip olarak. Yani gerçekten arkadaşlar birazcık heyecanlandım şu anda. Heyecan dorukta. Bakalım ne olacak. Son görevimiz de bu arkadaşlar. Yani bakalım ne olacak arkadaşlar. Son görevimizi de yapıyoruz. Caner Erkin silinecek mi silinmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım, Karius kalede ve maçımız başlıyor. Hadi başla abi, hadi başla, çok heyecanlıyım. 94'ken rakip geldi, şu an iyi gidiyoruz. Şu an gerçekten iyi gidiyoruz çünkü 94'ken bir adam bana 8'den fazla gol atamaz. Birazcık kolay görev yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Görev kolay olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama gerçekten arkadaşlar bunun daha zorunu seçemezdim. Çünkü o kadar zorlaştı ki durum, ben 10 tane gol falan yemeye başladım gerçekten karşı atakta. Yani o sebepten ötürü böyle bir durum oldu. Bu arada ilk golümüzü yedik. Yani bakalım. Oha, 1-1 oldu, güzel. Muriç yapma. Yapma Muriç, yenelim bari. Şu maçı yenelim abi. Yani en azından maçı kazanalım. Vida vur abi. Güzel, 2-1 gayet güzel. Haydi bakalım. Caner. Güzel, 3-2 öndeyiz. Sorloth. Muriç bunu kaçırmaz. Muriç bunu asla kaçır. Abi kaleci gelene kadar vurmadın ama Muriç. Muriç ne yapıyorsun oğlum? Falcao. Rademel Falcao. Bir ara pası ve gol. Abi direkt gol, yani net gol. Hani net gol nasıl olur? İşte böyle olur. Muriç oralardan vur bari. Zaten arkadaşlar sadece 2 tane gol atabildi. 5'e mi düşürsem şu an ya? Yok, 5'e düşürmüyorum abi. Karius gol yemiyor abi işte. Bak top kaybı yapıyor rakip. Karius top tutuyor kesin. Buna eminim şu an. Karius kurtardı. Caner Erkin'i Karius kurtardı. Adam bakalım 9 tane fırsat yakaladı mı ki atacak? Bilmiyorum ki. 8'i de sayıyoruz arkadaşlar. Hatta 7'yi de sayıyorum. Aslında sayardım arkadaşlar da rakibin böyle geleceğini hiç bilemedim. Yani çünkü gerçekten aşırı zorlaştı artık. Bayağı bir yükseklere çıktığım için hani böyle bir durum oluştu. Hemen Vedat Muriqi'yle kafayı vuralım. Falcao ile vuralım bari. Oğlum vursana Çağlar. Kimse vurmuyor arkadaşlar ve 6-2 şu an öndeyiz. Vedat Muriqi. Vedat Muriqi. Muriç. Muriç. Ah be, 6-3 ve maç bitti arkadaşlar. 6-4 kazandık. 4 tane gol yedi. 3 gol daha yeseydi arkadaşlar eğer seçecektik ama yemediği için seçmiyoruz şu anda. Ve süper güç kadromuza giriyoruz. Karius'u tabii ki değiştiriyoruz. Ancak kalede tabii Caner Erkin tabii ki silmiyoruz arkadaşlar. Caner Erkin'in birazcık şansına denk geldi. O zaman arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için 4000 beğeniyi bekliyorum sizlerden. 4000 beğeni yapıyorsunuz artık, yaparsınız. Şurada kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki 2 videodan herhangi birisine tıklayarak efsane ötesi, mükemmel ötesi ve harika bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ve bye bye.